Bizimde bir leke çıkıyor, sana ölümü götüreceğini bildiğin bir hastalık. Seni ilgilendirir mi? Ne dünya siyaseti, ne ülke siyaseti, ne bir başka mevzu. Senin önceliğinden dolayı diğerlere bile bakmaz. Değil mi? Ama şu anda belki ilk defa duydunuz. Allah Allah. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Umumi meselelerde, ah şu olacak bu olacak diye kafanızı çok yormayın. Siz kişisel sorumluluğunuzu yerine getirin. Bu dünyanın bir kaptanı var, şu geminin kaptanı gibi. Dünya hayatı böyle dalgalı dalgalı umumi imtihanlar geçer. Aman hizmetim ne olacak, aman şu ne olacak, sakın endişe etmeyin. Siz kendinize bakın. Bu hastalıktan 100 yıl sonra ne oldu? 93 Harbi, Dünya Savaşı. Yine dünya bitecek zannetti. Bir daha kıyamete kadar unutulmayacak zanneden acılar çekildi değil mi? Ama hiçbirimiz ya bilmiyoruz ya da kulak ucuyla duymuşuzdur. Demekler derin yerlere zarar vermez, derin olanlara zarar vermez, geniş bakanlara zarar vermez. Evet. Evet. Şu gördüğünüz camiyi yaptıran, Bezmalem Valide Sultan'dan, Mecidiyeköy adını veren, ilk Dolmabahçe Sarayı'nı yapan ve Ortaköy Camii'nin gerçek adını taşıyan yapan Abdülmecit Doğuca. Bebekler erkek tamam doğuyorlar ama ölüyorlar. O sıralarda o hastalıktan korunma için her yere ciğerler asılmış. Hani verem ciğer irtibatlı hastalık. Ciğer en son şu Boğaz Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki ayaktaki beyler değil. Ben de orada lise mezunuyum. Hep akıllı ve dalga vardı. Ciğer en son orada çürüyor. Ha, en temiz hava, ciğerin en temiz kaldığı yer orası görülüyor. Ve şu camiyi yaptıran Besme Alem'den olan Abdülmecit orada büyütülüyor ve 3-5 yaşını geçince bütün ülke seviliyor. Artık bir veliaht yaşayabildi. Bu bebekten 6 yıl sonra da bu sefer bir başka kadından, kimden? Aksaray'daki cami ve koleji adını veren kim? Pertemniyal. Pertemniyal'den de Abdülaziz Doğuca. Bu Boğaz içindeki gördüğümüz son dönem Osmanlı yapılarının çoğu dede 2. Mahmut, baba Abdülmecit, amca Abdülaziz, torun 2. Abdülmecit. Bu saat ağır mı geliyor Abdülmecit? Evet. Bezmalem vakıf kurabayı yaptı. Biraz önce altından geçtiğimiz ilk Galata Köprüsü'nü yaptı. Şu Dolmabahçe Camii yapan. Çok ince minareli bir camidir. Abi sen ben müezzin olsak alimallah sıkışık kalırız minarede. Hem ruh hem, onda sorun yok da, fiziken de ince müezzinler seçiliyormuş. Evet. Şu gördüğünüz sarayı da onun oğlu yaptı. Yıllar sonra doğan o bebek. Abdülmecit Han. 286 odalı. Artık az geliyor değil mi? Eskiden 300 diye ses geliyordu da. Şimdi 46 salonlu, 3 tane emsalsiz bahçesi. Silüet bozulma nedir biliyor musunuz? Bakın somut görün. Arkası yemyeşil bir zemin bahçeydi. Ön tarafı bembeyaz iki bir saray. Çok önceden sinüs oteller yapıldı, apartmanlar yapıldı. Orijinal görüntü maalesef kalmadı.